Tekrar merhaba değerli dostlar. Sasa Polyester'le ilgili Perşembe günü bir değerlendirmede bulunmuştuk. Tabii benim tekrar hatırlatmak istediğim şu aradaki boşluğun sonunda dolmuş olması. Bu beni çok mutlu etmişti. Perşembe günü akşam yaptığımız analizde. Cuma günü endeksin kaybına rağmen endeks hissemiz Sasa'da ciddi bir hareket oluştu. Hisse yaklaşık 17'nin üzerine kadar tırmandıktan sonra meçhul desteğimiz 16.90'ın hemen altında 16.89 bölgesinden kapandı. Şirket hissesi tahmin ettiğim gibi bir hareket izledi. Bu boşluğu doldurduktan sonra ciddi bir tepki verdi. Tabii 16.30'un önemini bütün yatırımcılar bildiği için 16.30'un 35 kapatan Perşembe günü hisse ertesi günü endeksin kaybıyla 16.05'lere kadar gelse de sonrasında görüyorsunuz incecik bir çubuk var orada. Sonrasında burada işlem olmayan bölge, zayıf bölge, yani sarkma, yani ihlal dediğimiz, yani tekniksel ihlal dediğimiz, altında saatlik işlem yapmadığı bölgeden sert bir şekilde tepki vererek günü yaklaşık %3 üzerinde primle kapattı. Tabii Sasa ile ilgili 2,5 yıldır benim takip ettiğim, analiz ettiğim, her şeyini bildiğim bir senet. Bu yüzden şirket hissesinde gerçekleşen 500 bin lot dahi işlemde şirket hissesini nasıl etki edebileceği ile ilgili aşağı yukarı artık izlenimim oluştu. Bu yüzden şirket hissesi benim şu an takip ettiğim hisseler içinde en değer verdiğim hisse. Bununla ilgili geçmiş videolarla ilgili herhangi bir izleme yapmadıysanız ya da bu videoyu ilk kez izliyorsanız mutlaka YouTube kanalındaki Sasa bölümüne girerek oradaki temel analiz yaptığımız hisse analizlerini mutlaka izleyiniz. Şimdi son hafta analizlerinde yaptığımız işlemlerde Citibank'ın birazcık çekimser olmasına rağmen alışının devam ettiğinden bahsetmiştik ve son ay içinde demeyeyim de son 3 hafta içinde şirket hissesinde 1,8 milyonluk yani 2 milyona yakın bir alış gerçekleşti Citibank. Muhtemelen bugünkü harekette de alıcı oydu ve Ak Yatırım da almış olabilir. Onu tekrar inceleyeceğiz çünkü biliyorsunuz bu hissede en büyük alıcı Ak Yatırım yani portföyü taşıyan, tahtayı taşıyan şirketin kendisi. Daha önce hissede yaklaşık 5 liralara düştüğü zaman 200 milyon TL seviyesinde şirket geri alımı yapılmıştı. Bu bölgelerde acaba böyle bir şeyin satışı gerçekleşebilir mi? Ondan emin değilim ama önümüzdeki dönemde bunu ilk kez söylüyorum size. Bu benim tabii beklentim sadece. Şirketin kaynak yaratmak adına bu aldığı 200 milyonluk geri alım hissesini hisse ve CET raporu geldikten sonra ya da bilanço geldikten sonra olabilir. Tam olarak bir tahmin etmek zor. Satış gerçekleştirebilir. Bununla ilgili zaten kapı haber vermek zorunda olacak. O süreçte hissede birazcık sallantı olabilir. Alıcılara bakacağız o zaman da. Tabii bu gerçekleşme ihtimali var mı yok mu? Bunu kesinlikle bildiğim yok. Bu sadece bir varsayım. Çünkü hisselerde düşüşlerde tahta sahibinin benim bu hissemin değeri bu değil. Daha yüksekler ve ben bunun düşmesine izin vermeyeceğim deyip hissede geri alım yaptığı lotları belli bir süre sonra satıyorlar. GSD Holding'de olduğu gibi. Bu yüzden şirket hissesiyle ilgili şimdi bu güzel mum, harika bir mum. 16.90 bölgesi ve 17 bölgesi artık Bollinger bandı dediğimiz daralmanın yani ağırlıklı ortalamanın çok birbirine yaklaştığı bir bölgede. Bu bölgenin üzerinde hisse daha kuvvetli olacak, daha sağlam olacak, ayakları yere basacak diye düşünüyorum ben. Şirkette bir trend değişiminin bu uzun kalın mumla değiştiğini düşünebiliriz. Ben artık bu süreçte hissede yükselişin tekrar başlayabileceği izlenimi içindeyim. Hissede şu an önemli bir kademe olan 17.66 bölgesi ikili tepe bölgemiz. Burası benim için çok önemli bir bölge. Bu bölge aşıldığı zaman hissede şöyle size yalandan şöyle bir çizgi çekeyim şöyle. Nasıl yapalım? Şuradan çekelim mi? Şöyle çizelim. Çok gittik. Şöyle yapalım. Şöyle küçülteyim biraz. Şunu da sen şöyle geç. Şuraya da şöyle bir çizgi çektiğimizi düşünelim. Bakın şu kubuktan. Şurada bir hafif ihlal var. O önemli değil. Şöyle yukarıya doğru. O olmadı. Şu çubukları birazcık daha yaklaştırmamız gerekecek. İnce çubuktan başlatalım. Yani hissemize tekrar çizim yaptığımızda şunları birazcık paralel getirmek lazım. Seni de biraz küçültelim.
Yani şu kanala tekrar girmek isteyecek hisse. Şunu birazcık daha geri çekelim. Hisse yaklaşık 17-60 bölgesinden tekrar yeni bir kanala girecek ve bu kanalda üst kanal bölgemiz yaklaşık 20 TL olacak. Bunu kabataslak çizdim. Ben bunu size daha sonra detaylı şekilde de çizeceğim. Dediğim gibi şimdi yalandan yanlıştan çizdim biraz. Sadece kabataslak bulunması, yürümeyi devam edeceği hisse kanalını çizdim. Bu kanaldaki direnç ne zaman kırılacak? Şuradaki alttaki çubuğun yukarı yönde yaklaşık 17-60 bölgesinde kırıldıktan sonra. Hisse muhtemelen 1-2 seans sürer mi bilmiyorum. Bu bölgeden içeriye giriş yapacak tahminimce. Bakalım tabii endeksin seyri de çok önemli olacak bu dönemde. Ama Sasa Polyester benim 2,5 yıllık takip ettiğim dönemde endeksi pek fazla umuruna takmadı. Muhtemelen endeks düşse bile bunu pek önemsemeyecek diye düşünüyorum. Şimdi hissede ben takasları tekrar takip edeceğim. Benim için bugünkü alış ve Perşembe gününkü seans kapanırken ki satılan 600 bin lot çok önemliydi. O bölgelerde gerçekleşen işlemleri Pazartesi Salı günü mutlaka takip ediyor olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.